Bu geceki ikinci konuğumuz Zara Fintian. Hoş geldin Zara. Bu gece biz yabancı konuklardan gidiyoruz. Zara ile konuşacağız. Zara'nın ne kadar güzel olduğunu şu anda ekranda görüyorsunuz. Ve kendisi bir kickbox şampiyonu. Doğru değil mi söylediklerim? Evet. Bütün bunların hepsini konuşacağız seninle ama önce de bir şey okumak istiyorum. Yani size bravo Sabah Hanım. Sayenizde bu gece mail manyağı oldum. Lakin yine de sonuç alamadım. Sağlık olsun, sizi yine de seviyorum gibi. Bir takım sistem dolu mesajlar alıyorum. E-mail'lar ve SMS'ler alıyorum. Biz tabii ki bu süre zarfında bütün herkesinkini elimizden biz de istiyorduk. Yani ben de çok isterdim herkesinkini okuyabilmek. Ama herkesinkini soramadık Douglas'a. Fakat ben bu e-mail'ları ve SMS'leri ona göndereceğim. Ve de onlar da tek tek hepsini cevaplayacaklar. Ancak bunu yapabilirim üzerime düşen görev olarak da sizi rahatlatmak için, bizi izlediğiniz için. Evet, şimdi 12 kez Multistyle Dünya Sanatları Şampiyonu olmuşsun ve Dünya Rekorlar Kitabına giren ilk kadın sporcuymuşsun. Bunların hepsi doğru. Nasıl başladın kickboksa? Neden kickbox? Hani bu kadar güzel bir kadın niye dövüşür? Saçma bir soru mu oldu? I love martial arts and for me, ben dövüş sanatlarını seviyorum ve dövüş sanatları benim için bir hayat tarzı ve 7 yaşından beri bu alanda eğitim alıyorum ve bu benim çok çok büyük bir tutkum ve bu işi çok seviyorum. Aynı zamanda eğitmenlik de yapıyorum, akademide görev alıyorum ve haftada 6 gün ders veriyorum ve bu benim bir parçam ve bir tutkum. Saudi authorities claim that you are the most talented martial artist. Peki bu kadar güzel bir kadın niye bu sporu seçiyor? Çok sevdiği için ya, 7 yaşında bir de düşünsene. Tabii birçok kadın var dövüş sanatlarında. Ben en yetenekli miyim bilemiyorum ama ben birçok çoklu müsabakada yer aldım. Farklı formlarda ve silahlı sanatlarda. Yani dövüş sanatları ile ilgili her şeyi seviyorum. Sadece mücadeleyi değil, performansı da. Yani hepsini çok seviyorum. Erkekleri döver miydin okulda? I train with men. Ben erkeklerle antrenman yapıyorum ve evet, döverdim. Peki sizin gibi olan başka bir kadın var mı? Yes, many. Evet, bir sürü var. Çok çok fazla. Aslında dürüst olmam gerekirse tabii ki erkekler kadar çok değil bu sayı ama bir şeyler değişiyor. Daha fazla kadın dövüş sanatlarıyla ilgilenmeye başladı ki bence bu çok olumlu bir şey ve zaten böyle de olması lazım. Sadece fitness için, sağlık için değil ama kendini korumak ve savunmak için. Peki çok güzel bir yüze sahipsin. Ne bileyim, hani orada dövüşürken falan yüzüne bir darbe gelecek, bir şey olacak, bir tarafın bozulacak diye hiç endişelenmiyor musun? No. Hayır. Hiç oldu mu öyle bir şey? It can happen. Olabilir böyle bir şey. Bana olmadı. Ben çok şanslıydım. Ve çok iyi antrenörlerim vardı. Ancak dürüst olmam gerekirse ben şimdi daha çok film ve televizyon dünyası için antrenman yapıyorum ve ekrandaki dövüşler aslında oyun diyebiliriz. Ben burada rekabeti seviyorum. Belki tekrar dövüşe geri dönebilirim ama şimdilik kariyerimin diğer yanında odaklanıyorum. O yüzden inşallah yüzüm böyle kalacak. Biz Zara'yı burada dövüştürecektik. Yani şeyde bizim stüdyoda. Fakat burada hani şimdi canlı yayın sırasında bir şey olur, başına bir şey gelir filan diye hemen yan stüdyoda programdan önce kendisi kaç adam dövdün? Yes, in next studio. How many? 2 3 mü? 3 3 bu üçlü mü? Üçünüzü de indirdi mi? Sizi değil mi? tamam bakalım neler yapmış. Three men. At the same time, ha? Shall we do some now? Şimdi de yapalım mı biraz? Thank you, I love you. Yok, seni çok seviyorum. bir seyredelim bakalım neler yapmış ya stüdyoda Zara. Okay.
He gave me that lollipop.